Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali 2024 yılının ilk rotası olan Adana'da başladı. 13-21 Nisan tarihlerini kapsayan festivalde Adana Kent ve Tarım Müzelerinde yer alan sergiler büyük ilgi görüyor. XII. Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nı da bünyesine alan Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı. Portakal çiçeği kokan cadde ve sokaklar 9 gün boyunca coşkuyla dolup taşacak. 30 noktada yaklaşık 500 etkinlik gerçekleştirilecek. Gezilecek yerler içerisinde eski Adana Milli Mensucat Fabrikası restore edilerek oluşturulan Tarım Sanayi ve Kent Müzesi büyük ilgi görüyor. Adana Kent Müzesi girişinde açılan 16. yüzyıl dahisi Matrak Çınasuh Bir Osmanlı Yıldızı sergisi de bir ilk. Matrak Çınasuh bildiğiniz gibi 16. yüzyılda yaşamış. Kanuni Sultan Süleyman, Beyazıt devirlerinde birçok meziyete sahip Osmanlı tarihinin bugüne kadar bize ulaştırdığı en önemli belgeleri yazmış olan şahsiyettir. Biz bu projede Matrak Çınasuh'un Kanuni Sultan Süleyman'la birlikte İran seferine çıktı. Irakeyn seferi üzerinden hareket ettik. Festival rotasındaki 6 şehri belirledik. Normalde Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn seferinde 123 menzil vardır İran'a gidene kadar. Biz bunun sadece 6'sındayız. Sergilenen projede Matrak Çınasuh'un Irakeyn kitabında kaleme aldığı ve resmettiği şehirleri bugüne taşıyıp tarihi sanat gözüyle yeni jenerasyonlara anlatmak amaçlanıyor. Proje hem ilk kez sergileniyor hem de kullanılan teknik bir ilk. Adana'yı Anadolu'muzun geleneksel sanatlarından ve köklü sanatlarından keçeyle işledik ki bu ilk defa bir minyatürün keçe üzerine işlenmesi oldu. Dünyaca ünlü Osmanlı tarihçilerinin ve özellikle 16. yüzyıl Matrak Çınasuh'u inceleyen, yıllardan beri ve hala devam eden bir Matraki Bir Osmanlı Yıldızı belgeselimiz var, 25 dakikalık. Adana Tarım Müzesi'nde de bereketli toprakların tarımsal sürecine tanıklık etmek mümkün. Ve bu festival kapsamında açılan Arayış adlı sergi önceden planlanmamış olsa da Çukurova'nın bir zamanlar en kıymetli ürünü pamukla ilintili. Pamuğun her türlüsünü kullanmaktayım. Kulak çubuklarından tutun, hidrofil pamuklar, dişçilerin kullandığı tampon pamuklar, alçıların yapıldığı pamuklar. Bunlara özel sistemlerle kendim şekiller verip eserlerimi üretiyorum. O yüzden de Tarım Müzesi'nin benim için çok uygun olacağını düşünerek şu alanda sergi açmayı düşündük. Arayış adlı çalışma bir ruhsal arayışı sembolize ediyor. Beyazlar benim kendimle yüzleştiğim dönemde, durgunluk dönemini anlatıyor. Ben sanatımdan kendimi teşhis ediyorum. Beyaza geçtiğim dönemde ben bilmiyordum duracağımı veya dinginleşeceğimi. Sergide yer alan eserler 6-7 yıllık çalışmanın ürünleri. Birkaç kişiyle birlikte çıkardık. Bazı eserlerde sadece 6-7 yıl boyunca tek başıma ürettiğim eserler. Yaşamın her alanında çeşitli vesilelerle kullandığımız pamuğun bir sanat eserine dönüşmesi izleyicilerin de ilgisini çekiyor. Çok şaşırıyor insanlar. Gerçekten hani pamuk dünya üzerinde yapan hiç kimse yok pamuktan sanatı.